sezonda şey olacak yani. Ama başından sonuna kadar verimli, çok keyifli, güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Açık söylemem gerekirse beklentimin üzerinde bir uyum süreci yaşadılar ve performanslarıyla da bizi mutlu ettiler. Transferde çok seçici davranıp ince eleyip sık dokuyacağız. Kimse merak etmesin. Transferle alakalı çok yoğun çalışıyoruz ve iki inşallah Yalçın'dan daha sıkıntılı bir haber gelmez ama iki ya da üç tane oyuncuyu kadromuza katacağız. Taraftarımız bu konuda rahat olabilir. Kazanmak tabii ki bizim için önemli ama sadece kazanmanın yeterli olmayacağı bir maç oynayacağız. Ortaya koyacağımız mücadele, anlayış, futbol kalitesi ve alacağımız skor bundan sonraki haftaları da çok olumlu bir şekilde destekleyecek bir karşılaşma oynayacağız. O yüzden bizim için bu maç önemli. Söylediğimiz gibi Yalçın'ın sakatlığı var. O bizle beraber olamayacak. Bunun dışında kadro içerisinden herhangi bir eksiğimiz yok. İnşallah maça da pazar gününe kadar da herhangi bir sıkıntı yaşamadan istediğimiz kurguyla, istediğimiz futbolcu kadrosuyla maça hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Pazar günü ben o stadı dolu görüp burada artık takımla, taraftarla ikinci yarıya hazır, şampiyonluğu böyle sonuna kadar isteyen bir görüntüyü orada hep beraber ortaya koymamız gerekiyor. Ve pazar günü biz taraftarımızı takımımızın yanında görmek ve her an, her saniye olayın içerisinde takımını destekleyen, hep böyle oyunun içerisinde tutan bir görüntü içerisinde de başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar takımını destekleyen ve takımına katkı sağlayan bir görüntü içerisinde görmek istiyoruz. Şimdi tabii geldiğimizde 6 puan vardı. Ki 6 puanlık fark bir ciddi anlamda dezavantaj olarak görünüyordu. Çünkü 6 puan derken bu 7 puan diyelim. Çünkü şimdi şöyle bir durum ortaya çıktı. Bir defa biz kayıpsız sezonu tamamlarsak şampiyonluğa ulaşacağız. Bunun yanında tabii şöyle bir lig oynayacağız ki en az hata yapanın hedefe ulaşacağı bir ligi oynayacağız. Yani her şey, herkes kaybetmeyip Manisa Spor'la biz maça çıktığımızda o gün artık maçı kazandığımız takdirde rakibimizin önüne geçebileceğimiz bir ortam var. O yüzden bu bizim için tabii ilk geldiğimiz güne nazaran çok daha olumlu bir pozisyon ki rakibimizin üzerinde de oluşan bir baskı var bu sebepten dolayı. İnşallah bir an evvel öne geçip öndeki pozisyonumuzu da koruyarak sezonu tamamlamak istiyoruz. Ama bir başka amacım da kesinlikle her çalıştırdığımız takımda olduğu gibi Samsunspor'da da tekrar altyapıdan A takıma oyuncuları kazandırabilmek. Ama bizim amacımız bundan sonra inşallah bu yetenekli futbolcularımızı bünyemize alacağız, yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Onların hayata bakış açılarını, vizyonlarını bizim istediğimiz düzeye çıkarıp biz kullanacağız. Gençlik Spor Belediye Başkanımızla görüştük. Bir çalışma var. İnşallah o çalışmanın da bir an evvel prosedürlerin bitip artık inşaata başlanıp Samsunspor'un kendi hedefleri ve vizyonu doğrultusunda çok ciddi bir, çok da güzel bir altyapı tesisine kavuşma zorunluluğu var. Yani biz hep ortaya koyuyoruz, diyoruz ki işte 5 tane futbolcu, 6 tane futbolcu A takıma kazandıracağız ama yani bunun altyapısını hazırlamadan o futbolcuları yukarıya çıkarma da biraz hayal gibi görünüyor. Zor. Şu gün ülke futbolunda işte hep yabancı futbolcu fazlalığından falan bahsediyoruz ama bugün eğer biz altyapıdan onlara bu imkanları sağlayabilsek, çocuklarımıza yeterli sayıda futbolcuyu kaliteli şekilde, istediğimiz şekilde yetiştirebilsek hiç gidip yabancı futbolcu almak ister mi herhangi bir kulüp? Ama yok işte, geliştirmiyoruz, yetiştirmiyoruz. Mecbur kalıyoruz dışarıdan getirmeye. O yüzden hem Samsunspor'un hem de Türk futbolunun kurtuluşu buradan geçiyor. Yatırım yapıp da orada gerekli hamleleri yapan her kulüp iyi ya da kötü oyuncu çıkarıyor A takımına.